Arkadaşlar bugün size agregalar konusunu işleyeceğim. Tabii ki İngilizce olarak 99 slaytlık bir sunumumuz var ama onun öncesinde size kısa bir şöyle Türkçe olarak bir agregaları tanıtacağım. Konuya şöyle ön bir hakimiyetten sonra daha geniş çaplı olarak bu konuyu İngilizce olarak size sunacağım. Agrega bildiğimiz üzere beton kullanımında ana madde olarak kullanılan bir malzeme. Bu çeşitli türleri vardır. Doğal olanı vardır, yapay olanı vardır. Bu gördüğümüz gibi bir agrega ocağı. Yani burada malzemeler muhtemelen kırılmış bir malzeme, tek tipe benziyor. Bunların stok hali ve bunlar beton üretiminde kullanılıyor. Agrega beton üretiminde kullanılan ve hacimsel olarak da betonun yaklaşık %75'ini oluşturan önemli bir bileşendir. Geri kalanı derseniz çimento. Agregalar tane boyutlarına göre ince ve kaba diye iki gruba ayrılır. İnce grupta kum, kırma, kum, diğer katkı malzemeleri, çimento ile çimento dan ayrı olarak katılan katkı malzemelerimiz de oluyor. Yine iri agregada ise çakıl, dere yataklarından elde edilebilen çakıllar ve kırma taş gibi agregalar bulunmaktadır. Beton agregası beton veya harç yapımında çimento ve su karışımından oluşan bağlayıcı malzeme ile birlikte bir araya getirilen organik olmayan doğal veya yapay malzemenin genellikle 100 milimetreyi yani çoğu zaman 63 milimetreyi geçmeyen büyüklüklerdeki kırılmış tanelerin oluşturduğu yığındır. Bu tabii kırma taş olarak kırılmamış olanları da doğal dere yataklarından elde ettiğimiz malzemeler. Evet, biz tabii ki betonda kullandığımız normal betonarme binalarda kullandığımız bu boyutta iri değil tabii ki. Bunları tabii ayrı ayrı sınıflandırılıyor. Çünkü bunlar depolanırken segrege olma durumuna göre gruplar halinde sınıflandırılacak. Kum ayrı, iri çakıl, ince çakıl ayrı, iri çakıl ayrı sınıflandırılır. Sonra beton yapılırken bunlar her gruptan belirli ölçeklerde alınmak, karıştırılmak suretiyle beton yapımı gerçekleşir. Pardon. Betonu oluşturan malzemeler içerisinde en büyük orana sahip olan agrega, kum, çakıl, kırma taş ve benzeri doğal kaynakları giderek tükenen ve standartlara uygun temiz kaliteli örneklerin bulunması güç bir malzeme olarak hazır beton sektöründeki stratejik önemini her geçen gün artırmaktadır. Tabii burada söylemek istediğim doğal yataklarımız, dere yataklarımız hem doğal araziyi bozduğu için, verimli arazilere zarar verdiği için bu bakımdan biraz tehdit altında olduğunu söylemek istedim. Tabii normal dağlardan yüzeyi sıyrıldıktan sonra alttan çıkan kayaçlardan kırmak, konkasörlerle kırmak suretiyle beton üretim, şey, agrega üretimimiz yapılmakta çok yaygın Türkiye genelinde. Dere malzemesiyle tabii ki kırma taş agregası arasında şöyle bir karşılaştırma yapacak olursak dere agregası içerisinde çok değişik kayaçların bulunduğunu biliyoruz. Ama ocaktan elde edilen kırma taştan, kalker ocağından elde ediyorsanız kalker, granit ocağından elde ediyorsanız granit mıcırı elde ediyorsunuz. Dolayısıyla onlarda bir tek tiplik var. Bunda ise çok farklı çeşitlilik olduğu için bunların tabii ki çeşitli kayaçların da dayanımları birbirinden farklı olacağından dolayı böyle tek sınıf ya da ideal bir beton elde etmek çok mümkün olmamakta. Her yatakta farklı mesela yoğunluğu zayıf agregalı bir dere yatağından almışsanız bu betonun dayanımı haliyle istenen belki seviyeye ulaştırılamayacaktır. Sadece beton
ve çimento değil agreganın da standartlarının da üretilmesi gerekir. Burada tabii ki agreganın standardı dediğimizde arkadaşlar bizde TS706, TS802, TS707 gibi standartlarımız var. Europe'un normal olarak da 12.620 normlarımız var. Bunları tabii ki agregaları sınıflandırırken bunları en küçükten en büyüğe doğru elek analizi dediğimiz bir analizle bunu yapıyoruz. Eliyoruz. İşte üstte kalanlar iri, alta geçenler ince mantığıyla bunları eliyoruz. En iri agregalar ayrı stoklanıyor. Tabii ki en inceler de ayrı stoklanıyor. Yoksa bunların hepsini birlikte dökerseniz iri agregaların kenarlarda yığıldığını, ince agregaların da harmanın, o konik harmanın orta kısmında toplandığını göreceksiniz. Yassılık yine önemli agregada. Özgül ağırlık ve su emme. Bu testlerin sık olarak yapılması gerekiyor arkadaşlar. Amaç yalnızca betonun kendisinin değil, beton karışımına giren çimento dışındaki diğer malzemelerin yine agrega ve katkı gibi kalite sürecini izlemek, bunu belgelemek, yine Türk standartlarının olduğu kadar Türkiye Hazır Beton Birliği gibi bir kuruluş var. Yine Agrega Üreticiler Birliği gibi. Bunlar da bu ürünleri sürekli olarak rutin olarak denetlemekteler. Beton yapımında kullanılan çeşitli agregalardan bazı örnekler şunlar. Kum, çakıl, kırmataş, yüksek fırın cürufu, pişmiş kil. Evet, pişmiş kil. Henüz sektörümüzde çok karşılaşmadığımız ama Avrupa'da kullanılıyor. Türkiye'de de bazı girişimlerin olduğunu biliyorum. Yani kili ne yapıyoruz? Kil tozu, su damlalarını kil tozunun içerisine damlatmak suretiyle sonra bir fırından pişirip elekten geçirdikten sonra pişmiş kil agregalarını elde edebiliyoruz. Yine BIMS bildiğimiz gibi Nevşehir taraflarında çok yaygın olan bu volkanik bir oluşum. BIMS'ler var. Uçucu kül yine bunlarda fabrikalardan, fabrika bacalarından elde edilen yine uçucu küller. Bir de genleştirilmiş perlitten elde edilen uçucu kül agregaları var. Yine bu da aynı bu pişmiş kil tozuna nasıl damlatıldığı gibi buna benzer perlitten elde edilen uçucu kül agregaları bulunmakta. Beton agrega kullanılmasının sağladığı teknik özelliklerin başında sertleşen betonun hacim değişikliğinin önlenmesi veya azaltılması, yani hacim değişikliği fazla olmayacak betonda. Sertleşmiş betonun aşınmaya karşı dayanımının artırılması, evet, betonun aşınmaya, korozyona karşı, bu önemli. Buna tabii donma çözülme diyebilirsiniz. Ya da bir yolda mesela araçların onu aşındırması ya da üzerinde gezdirdiğimiz malzemelerin sürtünerek agregayı aşındırmasını da düşünebilirsiniz. Çevre etkilerine karşı dayanıklı olacak. Kendi dayanım gücünün yüksekliği nedeniyle beton taşımakta olduğu yüklere karşı dayanımı sağlayabilmesi lazım. Üzerine gelebilecek yükleri de taşıyacak kadar güçlü olması lazım. Yani bugün biz normal yapılarda C30-25 beton şu anda kullanıyorsak da mesela çok katlı yapılarda bu C60-80-100 hatta Burç El Halife'de mesela 800 küsür metre yüksekliğinde olduğu için çok aşırı bir yük var tabanda. Dolayısıyla buralarda C180'lerde beton kullanıldığını biliyoruz. Dolayısıyla gelecek yüke göre de betonumuzun mukavemetini artırmamız çok çok önemli. Yani dikkat edilmesi gereken bir husus. Beton dayanımını etkileyen agreganın özelliklerine geldiğimizde dayanıklı olacak. Tabii dayanıklılığını testlerle araştırıyoruz, buluyoruz. Gözenekli bir yapısı var. Ne kadar çok olursa o kadar iyi değil tabii ki. Az gözenekli olmasını isteriz. Su geçirgenliği, yani bu permeabilitesi dediğimiz olay, suyu
az geçirmesi lazım. En yoğun beton en az su geçiren betondur. Mineral yapısı olarak bu önemli. Tane şekli, gradasyonu dediğimiz danelerin dizilim sırası. Yani biz mesela D-Max 16 milimetre agrega diyorsak, bu 0'dan 16'ya kadar belli bir uyum içerisinde. Yani bu gradasyondaki amacımız betonun iskeletini oluşturan çakılların, en iri çakılların boşluklarını dolduracak kadar bir ince sınıf, onun da boşluğunu dolduracak kadar daha ince bir sınıf, daha boşluğunu dolduracak en alt boşlukları, en küçük boşlukları ise çimento boyutunda. Geçen dersimizden hatırlarsınız, 45 mikron demiştik ortalama. Yani bu 15 mikron ortalama gibi bir şey, 15 mikronlarda ortalama, maksimum 45 mikron demiştik hatırlarsanız. Bir çimento tanelerinin doldurduğu boşluktan bahsediyoruz. Dolayısıyla irilerin boşluğunu küçükler, küçüğünkünü daha küçükler şeklinde en boşluksuz bir yapı elde edebilmek için bu gradasyon çok çok önemli. Tane dağılımı demektir bu. Tanelerin yüzey pürüzlülüğü. Yine bu da çok önemli. Agreganın yüzeyi ne kadar pürüzlü olursa çimentonun agregaya yapışma aderansı da o kadar yüksek olacaktır. Çimento agregaya ne kadar kuvvetli yapışırsa o kadar yüksek mukavemet elde ederiz. O yüzden yüzey pürüzlülüğü çok önemlidir. Evet, bu bir işlenebilirliği zorlaştıracaktır ama öbür taraftan bize daha yüksek mukavemetler kazandıracaktır. Aderansı güçlendirecek. En büyük tane boyutu, burada da tabii ki en büyük tane boyutu niçin önemli olabilir? Dökeceğin malzemenin kalınlığı ya da derinliği çok önemli. 10 santimlik bir döşemenin içerisine 10-15 santim çapında taş atabilir miyiz? Atamayız. Mesela orada 1 bölü 3'ünü geçmememiz gerekiyor. Yani döşeme kalınlığı 10 sa 3 santimi geç 3.3 geçmememiz gerekiyor. Veya demirlerimizin arası mesela 2 santimse, yani boşluk olarak bu kiriş demirlerinin bunların arasından en büyük tanemizin geçecek şekilde bir sınıflama yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla tane büyüklüğü de, aksi halde demirlerimiz çok bu 2 santimken ben 3 santimlik bir agrega kullanırsam o demirlerin arasından geçip boşluksuz bir beton oluşturmak yerine elek gibi davranacak demirler, o iri agregalar donatının üzerinde elenmiş olacak. Betonda tam monolitik olarak kalıbı dolduramamış olacak burada. Elastiklik modülü tabii ki agregada yine önemli. Termik genleşme katsayısı, agregada kil olup olmadığı veya agreganın temizliği. Şimdi agregada arkadaşlar 63 mikronun altında ki malzemeler bizde kil ve silt olarak addedilir. Elek analizinde de bunlar toplama kabında birikir ve bu biriken malzemenin miktarı çok çok önemlidir. Fazla olursa ne yapacak? Gidip benim çimentomun dolduracağı boşlukları, gözenekleri, bu kil ve benzeri zayıf dayanımlı malzemeler dolduracağı için hem aderansa bir zafiyet verecek, aderansı zayıflatacak, aynı zamanda da boşluk anlamını taşıdığı için bu malzemeler betonda boşluklu bir yapı getirdiği için dayanımı da düşürecektir. O yüzden kirlilik oranı da minimum düzeyde tutulması gereken bir husus. Agrega üretim merkezlerinde, beton santrallerinde ve şantiyelerde agrega yığınlarının depolanmasında ve taşınmasında şu hususlara dikkat etmek gerekir. Agrega tanelerinin kirlenmemesi için önlem alınmalıdır. Yani nasıl olacak bu da? Agreganın kirlenmemesi veya dikkatsizlik sonucu agrega içerisine zararlı maddelerin girmemesi için gerekli özen gösterilmelidir. Nasıl olacak bu? Agrega yığınları oluşturulurken
mümkünse sert ve temiz bir zemin seçilmeli veya beton döşeme hazırlanarak agregalar bu döşeme üzerine yığılmalıdır. Tabana önceden kum, çakıl veya kaya parçaları ya da serilerek agrega yığını böyle bir zemin üzerine oturtulmalıdır. Yani tabandan bizim agregamızın içerisine bir toprağın karışımı değil mi? Sıradan bir araziye bu agregayı koyarsanız kepçe bunu doldururken alt taraftan toprakla birlikte karışık doldurma ihtimali var. Yine agregadaki suyun yığından dışarıya kolayca drenaj olabilmesi için ona göre önlem alınmalı. Yine çevreden gevşek toprak tanelerinin rüzgar etkisiyle agrega tanelerinin arasına karışmasını engellemek lazım. Ayrışmaya neden olmayacak şekilde bir sınıflamaya gitmek lazım. Agregaların bir yere yerleştirilmesi, depolanması veya taşınması esnasında iri agregaların ve ince agregaların bir yığın içerisinde adeta ayrı ayrı kümeler oluşturarak ayrışma, diğer adıyla segregasyon yapmasını önlemek lazım. Onun içindir ki agregalar kum ocaklarına giderseniz görürsünüz orada farklı farklı bölümlerde stoklanmıştır. En küçük bölüm mesela mil tabir ettiğimiz kil ve silt yani agrega yıkandıktan sonra çok ince sıfır malzeme diye geçer agregacıların ağzında, kum ocaklarının ağzında sıfır bir mil, çamur gibi bir malzeme. Onun bir önünde kum vardır. Yani 4 milimetreye kadar olan işte kum dediğimiz malzeme nerelerde işte kullanılacak. Bunlar sıvada kullanılacak. Yine betona kattığımız gibi sıvada, tesviyede falan kullanacağımız bir kum malzememiz var. Bunun önünde mesela 4-8 yine ince agrega dediğimiz bir sınıf var. İleride bunun da niçin kullandığından bahsedeceğim. Bir de bunun üstünde mesela 8-16 agrega grubu var. İşte 16-32, 32'den sonra mesela iri blokaja doğru giden malzemeler var. Mesela en irilerini götürüp binanın temelinde filan dolgu olarak, tesviye olarak kullanabiliyoruz. Çünkü toprağa göre orada bir çakılın olması veya temel betonuna onun karışması daha istenen bir şey. Toprağın üstüne direkt beton atmayız biz. Ne yaparız? Temelde önce götürürüz. Bir blokaj dediğimiz malzemeyi sereriz. 5-10 santimetre boyutlarında. Bu da işte daha önceden gösterdiğim gibi şeyde 100 santim, 100 milimetreye kadar demiştik agregaları. Bu da ocaktan getiriliyor, seriliyor. Sonra üzerine gro beton dediğimiz beton atıp sonra betonarme betonuna geçiş yapıyoruz. Agregalarda aranan en önemli özellikler şunlardır. Sert, dayanıklı ve boşluksuz olmalıdır. Değil mi? Agregamız da yine sert, dayanıklı ve boşluksuz. Zayıf taneler içermemelidir. Yani deniz kabuğu gibi, odun kömürü gibi. Basınca ve aşınmaya mukavemetli olmalı. Evet. Aşınmaya, korozyona karşı. Toz, toprak ve betona zarar verebilecek maddeler içermemelidir. Evet. Toz, toprak dediğimiz kirlilik yani. Şu aşınma konusunda yine bahsedeceğim. Los Angeles deneyi diyoruz. Agreganın aşınmaması lazım. Yassı ve uzun taneler içermemeli. Yani bunlarda yassılık testleri var. Çimentoyla zararlı reaksiyona girmemelidir. İçerisinde yani mineral dediğimiz aktif olabilecek malzemeler olmamalı. Mesela deniz kumunu alırsanız bir beton dökerseniz içinde agreganın yüzeyinde sülfatı da taşımış oluyorsunuz. Sülfat ne yapacak? Çimentomuzla reaksiyona girerek geçen dersimizden hatırlarsınız kalsiyum sülfatı oluşturacak. Bunun bizim beton mukavemetimize bir katkısının olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla o tür şeylerde sülfata dayanıklı çimento kullanmayı tercih ediyoruz biliyorsunuz. Yine agreganın kirli yani 60 mikronun altındaki kil, silt, mil vesaire toz gibi
malzemeler olmaması kirlilik aderansı olumsuz etkilemekte. Ayrıca bu küçük taneler su ihtiyacını da artırmaktadır. Daha ince malzemenin 1 metre küp bir malzeme düşünün. İri çakıllardan oluşan veya bir tane 1 metre çapında bir top koyun. Topun yüzey alanını hesaplayın. Bir de içerisine 4 tane top koyun. Yani yarım metre çapında toplardan koyun mesela. 8 tane mi oluyor? 4 tane. Evet. Bunu koyun. Yüzey alanını hesaplayın. Sonra bunu işte 16'ya çıkarın. Sonra bunu gitgide binlerce topa dönüştürdüğünüzde bu topların yüzey alanını toplarsanız en küçük yüzey alanın ilk bir tane top koyduğumuz topun yüzey alanı olduğunu göreceksiniz. Topları çoğalttıkça yüzey alanı büyüyecektir. Yüzey alanın büyümesi ne demektir? Biz betonu hazırlarken agregaların tamamının ıslanmış olması gerekiyor. Ne için bu? Workability dediğimiz işlenebilirlik için. Yani betonun kalıba tam yerleşebilmesi için gerekli şartlardan birisidir bu. Aksi halde betonu yeterince, agregaları yeterince ıslamazsak kalıba yerleştirmemiz de mümkün olmayacak. Boşluklar kalacak içinde. Bizim amacımız neydi? Boşluksuz beton elde etmek. Monolitik, boşluksuz bir yapı elde etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada suyun artması ne demektir? Aynı zamanda betonun mukavemetinin de düşmesi demektir. Ne kadar çok su, o kadar beton içerisinde boşluk demektir. Bugün betonu kardım, içinde su var. Evet, boşluk gözükmüyor ama yarın bu su uçup gittiği zaman, buharlaştığı zaman onların yeri bütün boşluk olarak kalacaktır. Dolayısıyla buradan şunu da öğrenmiş olduk. Çok su betonun mukavemetini düşürür. Evet. Agregaların sınıflandırılması ve özellikleri TS706'ya göre bunlar şöyle elde edilmiş şekillerine göre ve tane boyutlarına göre sınıflandırdığımızda bir doğal agrega, bir de yapay agregalar, sanayi ürünü de ayrıca sanayi ürünü de malzemeler de var yapay agregalarda. Yani kırma taş ocakları var, bir de işte kilden veya curuftan elde edilen agregalar da var. Tane boyutlarına göre sınıflandırdığımızda şuraya dikkat edin. 3 tane sınıf var. İri agrega, ince agrega, bir de taş unu dediğimiz filler malzeme var. Bunlar taş ocaklarından ya da mermer ocaklarından ya da yani mermer üreten ocaklardan elde edilen bu taş tozları ne yapılıyor? Çok ince oldukları için çimento üretiminde, işte beton üretiminde betonun içerisine katıyoruz. Şimdi çimento dedi ki en küçük yapı taşı olarak betonda gidip en küçük boşlukları dolduracak demiştik. İşte neredeyse bakarsanız bu taş tozları da 0.25 milimetre ve altı malzeme olduğu için 45 mikronda çimentodan bahsetmiştik hatırlarsanız. Çimentonun bir üst sınıfı ve çimento ayarında ince bir malzeme olduğu için bu da gidip boşlukları dolduruyor. Hani daneler arasındaki çekim gücünü artırabilmek için daneleri birbirine yaklaştırmak lazım ya da danelerin arasına bir tane daha koyacaksınız. Dolayısıyla ince daneler ne kadar boşlukları doldurursa daneler arasındaki çekim gücünden dolayı aderansımız da artıyor, betonun gücü de artmış oluyor. Yani beton santrallerinde mesela 6 torba 320 doz filan bir beton çimento gerekiyor. 320 kilo yani 6 torbanın üzerinde bir çimento demektir. Bunun 1-2 torbasını böyle bir filler malzeme katmak suretiyle ki çimentoya göre daha ucuz bir malzeme bunu beton santralleri tercih ediyor işin açıkçası. Yine betonda bu karışımlara bakarsak kullandığımız agregalarda kum %45, çakıl yüzde yani daha fazla kumdan dikkat ederseniz topladığımızda %52,
oran yapıyor değil mi burada? Diğer tozlarla falan herhalde %100 oluyor. Kırma taş kullanıldığında da bunda da %25 kırma taşa, ince kırma taş %35 katılıyor. Toplamı %60 yaptı. %40'ını da kum olarak katıyorlar. Dolayısıyla dikkat ederseniz burada özellikle dikkatinizi çekmek istediğimiz diyeyim, iri agregaların ince agregalardan daha fazla olması. Yani iri agrega zaten bizim betonumuzun iskeletini oluşturacağı için o bakımdan onu çok katıyoruz. Onun boşluklarını dolduracak kadar da kum katıyoruz. Agregaların 4 milimetreden büyük olanlarına iri, küçük olanlarına da ince agrega. Ayrıca bir de 63 mikronun altında olan çok ince bir agregadan bahsediyoruz. Yani bu aslında eğer ki bir taş ocağından elde edilmiş bir agregaysa bu iyi bir şey, ama bir kil, mil dediğimiz malzeme içeriyorsa bu iyi bir şey değildir arkadaşlar. Ben şöyle kendimce sizlere genel tecrübeme dayalı da yine bir sınıflama yaptım. Mesela 0,1 milimetre dediğimiz ince sıvalarda kullanılan bir agrega, sıfır malzeme tabiri kullanılır. İnce agregadan bahsedilir. İnce sıvalarda kullanılır. Yani önce duvara kaba sıva yapılır, sonra onun üzerine ince sıva yapılır. İnce sıva işte 0,5 santim civarlarında ince bir tabaka halinde, daha düz dursun yüzey diye. 0,2 milimetre, yani bunlar kaba sıvalarda, tesviyelerde filan kullandığımız dolgu agregaları dediğimiz agrega sınıfı. Yine 0,8, bu agregalar ise biz brüt beton üretiminde, yani donatıların çok sık olduğu girişlerde, mesela kolonlarda çok sıksa, böylesi yerlerde beton olarak brüt betonu tercih ediyoruz. Çünkü agrega çok 2 santimden de yakınsa ne demektir? Bu sefer betonumuz elenecek. İri agregalar yüzeyde kalıp, demirlerin üstünde kalıp alta incesi geçecek. Bu da monolitik yapının bozulması demektir. Beton dayanımını düşürür. Segregasyon dediğimiz olaydır. O olmasın diye, segregasyon olmasın diye brüt beton tercih ederiz. Normal bizim binalarımızda şu anda yaygın kullandığımız betonarme agregası bu arkadaşlar. Ama bu da kullanılabiliyor yine. 0,32 dediğimiz bu 5. serideki agregalarda normal betonlarımızda kullanılıyor. Bunun üstünde yine bu betonda da şu malzeme 0,32. Şimdi bir de asfalt yapımında filan kullanılan bir agrega var. Bu da 18-24 civarında. Biraz bizim betonarmede tercih etmediğimiz segregasyon olmasın diye bu agregalarda asfaltlarda tercih ediliyor. Sıcak asfalt, soğuk asfalt. Daha büyüğü olan malzemelerde mesela blokaj olarak temel altlarında kullanabildiğimiz gibi yine şeylerde, balast demir yollarında balast alt malzeme olarak da kullanabiliyoruz. Burada bitiriyorum. Teşekkür.